Ordular'daki müzedeyiz. İlginç bir yapı. 1920'lerde başlanmış MUAB devlet adamı yetiştirme üzerine kurulmuş bir okuldur. Türk okulu burası. 1930'larda ondan önce bahçesinde bulunan heykelden bahsetmek istiyorum. En fazla ilgimi çeken heykellerden biriydi. Çünkü tarih müzesi burası. Tarih müzesi olduğu için çok fazla çalışma göremedim. Daha tarihsel şeyler yer almaktı. Bu heykel sanatçısını bulamadım. Umarım birisi bu konuda yardımcı olur. Veya araştırma yaptım. Etrafında yazı da yok. Ellerindeki oraklar kırılmış bir şekilde. Bir tanesinin elinde kuş var. Özgürlüğü ifade ediyor. Ve oraklarda birçok anlamı var orak için. Bulgaristan'da daha çok tarım ve hayvancılık ülkesi olduğu için ellerindeki orakların kırılmış olması biraz İkinci Dünya Savaşı'yla bir bağlantı kuruyorum. Yani o konuya değinmek istemiyorum. O konu çok uzun. Gerçekten de orak çekiç de bir ifade biçimi ve orakların kırılmış olması. Komünist bir ülkeydi burası. Komünizmin ne durumda olduğunu ve yaşamsal bir aletin kırılmış olması bu insanların ifadesi duruşuyla çok iyi ifade ediyor aslında. Güzel görülmesi gereken bir heykel. Müzeye geldiğimizde gördüğünüz üzere birçok daha önce kullanılan, daha önce el işçiliğiyle yapılan çalışmalar bulunmakta. İnsanların yaşam biçimleri, yaptığı kıyafetler, yaşam alanları, her şeyle çok dolu bir müze. 1920'lerde yapılmaya başlanmış. Osmanlı'da devlet adamı yetiştirme üzerine yapılmaya başlanmış bir okul. 1930'larda ara verilmiş, demir yolu yapımı yüzünden ara verilmiş. Çünkü bu okul kurban delileriyle toplanan yardımlarla yapılan bir okulmuş. O dönemden sonra demir yolu yapıldıktan sonra okula devam edilmiş. Yani kısa bir süre okul olarak sürdürülmüş. Yani Osmanlı'nın bitimiyle sınırların değişmesi ve Bulgaristan'ın yine okul olarak devam etmiş. Lise olarak kullanılmış belli bir süre sonra. Ve müze 1967 civarları tam olarak farklı kaynaklar var. Restore edilmiş
bayağı bir restore edildikten sonra müze olarak kullanılmaya başlamış. İçinde gördüğümüz tarihsel çok fazla dönem bulunmakta. Geleneksel kıyafetler, yaşam, geleneksel yaşam, gördüğünüz üzere kıyafetler, el yapımı ve güzel örgüyle yapılmış geleneksel bir kıyafette de kadın kapalı, o da ilginç. Tarımla çok uğraştıkları için tarımsal aletler de çok fazla var. Tütün yapımı bu ülkede ön planda, bir tütün üretimi gerçekleşmiş. Bunun üzerine de birçok alet, birçok fotoğraf bulunmakta. Burada eski bir saban. Tabii müzenin ilginç bir yanı, fotoğraf çekimi, video çekimi çok yüksek bir meblağ istenmekte. Türkiye'deki en büyük müzelerden biri diye geçiyor. Yani Sofya'ya daha gitmedim. Sofya'dakini görmedim daha. Ve açık alanlardaki arkeolojik alanlar çok bulunmakta. Yani dönem dönem kısa videolar çektim. İplik yapımında kullanılan aletler, yani yün işlemesinde kullanılan aletleri görüyoruz. Yani kazılarda da bulunan birçok nesne bu müzede. Yani 40 binin üzerinde nesne bulunduğu söyleniyor. Belki birçoğu depodadır. Çok küçük nesneler de var tabii. Ülkeden çıkan taşlardan, arkeolojik alanlardan çıkan birçok şey bulunmakta. Burası şehir merkezinde bir yer. Bilgilendirici nesneler, yani yazılar, şeyler çok fazla da yoktu aslında gerçekten de. Bir doyurucu bir bilgi akışı yoktu. Fakat eski zamanlarda insanların nasıl yaşadığını hissediyoruz. Kullandıkları materyallerden, işledikleri aletlerden, yani çok fazla yün, ev eşyası, kıyafet bulunmakta. Bu konuda güzel bir hissiyat veriyor insana. Çalışma alanları oluşturulmuş iç bölümde, binanın taş yapı olması gerçekten de farklı bir bina olduğu ortada. Dışarıdaki o hissiyat, taş örgü bir bina, büyük bir bahçesi var, bahçesinde birçok yerden getirilen bitkiler bulunmakta. Bir tane heykel var bahçede, onu da ilk başta göstermiştim. Takım malzemeleri, takılar, dini resimler, kısa bir bölümde dini
resimler, din adamlarının kullandığı nesneler. Anlatım olarak fena değil. Arka uç kalanından çıkarılmış rölyef, taş rölyefler. Kullanılan aletler, metal işlemeden tutun, kemik aletler de bulunmakta. Ahşap aletler, taş aletler, metal aletlerin bir kısmının gerçekten yok olduğunu gördüm. Yani paslanmadan dolayı metal resmen yok olmuş. Kemik aletlerin o kadar sağlıklı durması yani düşündürücü. Ülkede çıkan birçok yarı değerli taşın bulunduğu bir bölümde bulunmakta. Çok fazla değerli taş gözüküyor. Haritadan baktığımda da ülkede çok fazla değerli, yarı değerli taş olduğunu görmedim. Fakat müzenin içinde çok fazla var. Belki sömürmüşlerdir. Yani bu ne olarak kullanılıyor bu? O taşlar tam bilgim yok. Yani taşlardan bilgim var da yarı değerli ve değerli taşlar hakkında araştırma yapmak gerekiyor. Küpler, sikkeler, eski paralar, yine ev ve işlerde kullanılan çok çeşitli seramik küpler bulunmakta sergide. Yani bazılarının ne işe yaradığını ben de düşündüm orada. Yani metal küpler de bulunmakta çok az, nadir. Küçük heykelcikler çok fazla var. Binanın yapısı olarak göndermeler var. Rölyefler. Yaklaşık 4-5 adet rölyef bulunmakta. Ve duvar resmi. Bozulmuş, çok fazla parçası bulunmayan duvar resimleri var. Ve yeşiller içinde figüratif çalışmalar var. O koruma amaçlı mı yapılmış? Onu da tam bilmiyorum. En alt kısımda katapult bulunmakta. Yani savaşta kullanılan taş veya aslında daha çok taş atılan bir mancınık bulunmakta. Bayağı eski ahşaptan yapılma, tam olarak hangi bölgeden çıkarttıklarını okuyamadım. Çünkü tam olarak tarih yazmıyordu. Yani okudum fakat çok üzerine düşmedim galiba, bir savaş aleti olduğu için ya da tam olarak o konuyu ben de bilmiyorum. 3 katlı
Bayağı dolu bir bina. Çok fazla küçük alet var. Yani savaş aletleri, bıçaklar, makaslar ne buldularsa aslında kronolojik bir şekilde yerleştirmişler. Yani o müzenin babasından dışarı çıkıp parka gittiğimde parkta bir kadın heykeli, yine sanatçısı yazmıyor, etrafta herhangi bir yazı yok, bir kadın heykeli ve elinde kitap tutuyor. Başörtülü yapılmış kadınların okuduğu saygılı, eğitimli olduğu ya da olması gerektiği. Yani o parkın orada eğlenceye gitti ve güzeldi, hoşuma gitti. Ve iç kısımlarda dolaşırken büyük olasılıkla çevreden birisinin yaptığı bir çalışma. Bu daha çok ilgimi çekti açıkçası. Binaların arasında küçük bir park. O parkın içinde de oturma alanı var. Oturma alanının yanında kapaklardan oluşturulmuş bir kart var. Yani kesinlikle orada içilip, yani çok fazla alkol kapağı yok, onu da söyleyeyim. Kapaklarla yapılmış bir çalışma var ve bu gerçekten de çok etkileyici ve insana mutluluk veren bir tabloydu. Yani o kapakların düzenlenmesi, oluşturulması, her şeyle işte bu bana iyi gelen bir noktaydı. Teşekkürler izlediğiniz için.